Rabbimiz ne buyuruyor? Bakın Araf 31, Esenbillah. Ya beni Adem'e huzû zînettekû inde kullu mescidin. Kardeşlerim, cahiliye döneminde Mekke'nin bir kısım toplulukları, kabilelerin bazıları sapık bir inanca yönelmişler. Kabe'yi tavaf ederken günahkar elbiselerden kurtulmalıyız ve Allah'ın yanında, huzurunda günahlardan kopmuş bir insan olarak ibadet edelim diye anadan yürüyen tavaflar yaparlardı. Yahut işte evinin bir köşesine koydukları putların yanına, karşısına geçtikleri zaman güya elbiseler günahlarla kirlenmiştir, bu günahlardan uzaklaşalım diye çıplak vaziyette putlarına secde eder, ibadet ederlerdi. İşte Hazreti Allah bu ayetle bu batıl, tesettürün olmadığı bir ibadetin geçersiz olacağını ifade ederek ve müminlere de temizinden ve güzelinden kıyafetlerle mescitlere gitmeyi emrederek ne buyuruyor? Ey Ademoğlu, mescitlere giderken temiz, nezih, güzel elbiselerle gidin. Elbise giyinin, çırılçıplak olmaz, haram. Biliyorsunuz tesettür erkekler için göbekle diz kapağı arasında örtülmesi farz. Şimdi camide genç kardeşlerimiz, Allah razı olsun, ne güzel gelmişler ama ne oluyor? Arkaları açılıyor. Affedersiniz, göbekten alt kısmı, arka kısım gözüküyor. Göreni günaha sokuyor, kendisinde namazı bozuluyor. O namaz olmuyor tesettürden uzaklaştığı için. Veya şortla namaza geliyor. Yani diz kapağının üzerinde bir şortla camiye geldi. Abdesti aldı geldi, abdesti geçerli. Ama namazı nedir? Geçersizdir. Diz kapağının altına kadar şortu uzun olması lazım. Allah'ın emri. Tesettür. Kadınlar için sadece el, yüz ve ayak topukları haricinde her taraflarının kapalı olması gerekir. Saçlarının teli gözükmeyecek. İşte bu da Allah'ın emri. Temiz elbiselerle gideceğiz. Temiz gideceğiz.